Hürmetli azizler, biz akıvki İsmailcan, İsrailcan ve vahhabler bu tanilişimizde elbette büyük ustazlarının duası, onların nezeri, onların anaşın diye bir veliki bizge bugün ihtiramı bilen şünçelik bir derecet gitki Özbekistan halk hafız derecesiye. Hepsiz yanımda hazır hem nefesim, Xudo rahmet kısın, ahiretlerin abad kısın. Ustazım, cerevazım, İsmail Canikem yoklar. Lekin, aziz dostlar, men bu ustaz hakkında saatlap gəpirişimiz mümkün. Çünkü el yurtki hizmet kılıçta Kemal'dan kəminin köp birgib olduk. Köp dualarını aldık. Aşırlarını ettik. Dildə zərrə hasretim yok. Yaxşılar yordur mene. İstesem her ne muhayya o berçem kardır mene. Hakikaten hayatımızda yakşırlar bizge medetkar buldu, yandaş buldu. Yakşırlar ki yandaş gitti, gözlerin eşrileri var. Biz kem bulmadık, Kemal'dan kem köp dualarını aldık. Birgi işler, yerkadaş bulduk. Kirliler, men yakşısı Kemal'dan kemdi, mene şimdi Davudi avaz sahibi sıfatı da. Özlerden alakıda bir başka mektep, icra mektebini, hafızlık mektebini yaratıp kaldırgan büyük, ulu insanlar Katar'daki şu insanga şu yazgen şiirinden hemmes yemez az yine sen oku bir masumun icazet verseyler. Büyüklük içinden tenlep olgen, topgen kemaldın siz, şirin suhan laçın çekre. Esselamu aleyküm akavuka ve habuflar. G'alaba gazetasining 2019-yilgi sonida chiqqan Ismanali Hojimatov tayyorlagan maqola asosida Baliqchi tumani azal-azaldan hofizlar yurti sifatida nom chiqargan xalq hofizlari Mamatxo'ja Toshxo'jayev, Fattohxon Mamadaliyev, Odiljon Yusupov, Akavuka Ismoiljon va Isroiljon Vahobovlar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zokirjon Sultonov, bir qancha ko'rik tanlovlarning g'olibi bo'lgan Munavvarxon Chavarovalarning misol qilib ko'rsatish mumkin. O'zbekiston xalq hofizi Ismoiljon Vahobov hayot bo'lganda bu yil 74 yoshga to'lar edi. U 1949-yil 19-yanvarda Chinobod shaharchasida tavallud topgan. Uning o'quvchilik yillaridayoq musiqaga ixlosi baland edi. Ukasi Isroiljon bilan jo'ravozlikda kuylab tuman, viloyat, respublika ko'rik tanlovlarida va festivallarda faol qatnashib, munosib sovrinlar va nufuzli o'rinlarni egallab kelishgan. 1966-yilda respublika yoshlar festivalida aka-ukalar birinchi darajali diplom bilan taqdirlanishadi. Ular 1967-yilda Muxtor Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasining vokal ashullar fakultetiga o'qishga kirishib, 1973-yilda o'qishni tugatishdi va shu yili harbiy xizmatga chaqirilishdi. Ular xizmatlarini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ikromjon Bo'ronov rahbarligidagi harbiy ansamblda o'tadilar. Harbiy xizmatni tugatishib, 1975-yilda O'zbekiston teleradio kompaniyasining O'zbekiston xalq artisti akademik Yunus Rajabiy boshchiligidagi maqom ansambliga yakkaxon xonandalar sifatida ishga qabul qilinishdi. Bu yerda san'atimizning buyuk darg'alari Yunus Rajabiy, Fahriddin Sodiqov, Orif Hoji Ali Mahsumov, Fattohxon Mamadaliyev, Kommuna Ismoilova, Turg'un Alimatov kabi ustozlardan ta'lim olishib, hofizlik uslublari, an'anaviy ijrochilik asrorlarini, shuningdek, shashmaqomda chalinadigan doira usullarini mukammal o'rgandilar. Shu bois Ismoiljon qo'lida doira jo'rligida eng murakkab maqom kuylarini chalib ham kuylay oladigan mohir jo'ravoz hofiz bo'lib yetishdi. U ukasi Isroiljon bilan birgalikda Fransiya, Eron, Afg'oniston kabi qator xorijiy va hamdo'stlik mamlakatlarda o'zbek musiqa san'atining noyob namunalarini tarannum eta olish baxtiga muyassar bo'ldi. Shunday qilib ma'lumotlarimizni yakunlaymiz. Aka-uka Vahobovlar ijrosidagi Jon O'zbekistonim taronasini sizlar hukmingizga havola etsak.
gözlerinde Cassie.